Evet. Şarap içer miyiz? Ben içmesem daha iyi. Öyle mi? Neden? Beni tanısan asla böyle bir soru sormazdın. Bünyeme, midesel. Anladım. Tamam. Ben bir meyve kokteyli alabilir miyim ama alkolsüz olsun. Peki efendim. Onur Bey, siz her zamankinden mi içersiniz? Aynen. Bir tane alkolsüz kokteyl. Onur Bey her zamankinden. Tamam. Dur. Kokteyl alkollü olsun. Şişt. Kim bilir beyaz önlük nasıl da yakışıyordur. Allah'ım, doktor eşi mi olacağım şimdi? Çok havalı değil mi? Hele çocuklarımız düşünemiyorum bile. Hem yakışıklı hem akıl. Eve döner dönmez annemin ayaklarını öpeceğim. Kesinlikle tipim. O kadar belli ki. Kendine güvensiz bir kere. Paris'te moda eğitimi almış birine göre fazla sıradan. Daha çok öğretmene benziyor. Bu arada bayağı bir değişmişsin. 10 yaşındaki haline göre. Ya o halimi görmüş olmanız utanç verici. O halimi görüp buraya gelmeniz beni çok mutlu etti. Sizi bizi konuşmayalım istersen. Olur. Paris'te moda eğitimi aldın ha? Anne, bu kadar abartmış olamazsın. İyi misin? İyisin değil mi? Bu ne be? Ay, bir garip bir tadı. Beğenmediysen hemen başka şey söyleyelim. Yok ya. Yani ilk içince böyle kötü oldu da şimdi iyi gibi. Güzel bir şey kalsın. Nerede kalmıştık? Paris'te moda eğitimi almıştın ya, ondan bahsediyorduk. Aldım sayılır. Sayılır. Derken? Ay. Bir tane daha alır mısınız? Dur, onu ben bitirmedim. Alayım bir tane daha. Ben seninle açık konuşacağım. Lütfen. Annem biraz abartmayı sever de bu randevuyu da o ayarladı. Buraya gelmem için çok ısrar etti bana. Güzel. Sen de benim gibisin bayağı. Yani şu an içim rahatladı. Ben de seni kırmadan, incitmeden buradan nasıl ayrılırım diye düşünüyordum. Meğer aynı fikirdeymişiz. Ben ve sen imkansız, değil mi? Hani... Çok pardon, çok pardon. Yani yanlış anlama. Çok iyi kalpli ve tatlı bir kıza benziyorsun. Onu demek istemedim ama bu işler böyle olmaz. Bence de ben, çok pardon, sana katılıyorum, doğru. Ne öyle, değil mi? Kalkalım o zaman. Yemek falan söylemeyelim, kalkalım biz, olur mu? Acelemiz yok o kadar ya. Yemeklerimizi yiyelim, sonra kaçarız. Yok. Gidelim ben. Bence gidelim. Tamam. Kırdım mı ben seni? Ya sen dürüst olacağım falan deyince ben de çok açık sözlüyümdür. Öyle içimdekileri bir anda sana söyledim yani. Kusura bakma. Tamam, madem kırmadıysan. Neyse. İyi gibi ama. Bir yandım ama. Ya ben bir tane daha alayım mı ya? Kalkıyordum. Tamam. Bir tane. Tamam. Aynısından. Hadi.
ama çok sıkıldım ya. Hadi kalk gidelim buradan. Kalkalım artık gidelim. Ay. Sen iyi misin? Çok iyiyim. İyiyim. Çok iyiyim. Hadi çıkalım. Afiyet olsun. Gel. Hayırlı akşamlar. Gel, afiyet olsun. Tamam bak, salata. Arabayla mı geldin? Çok saçma bir soru oldu. Nasıl kullanacaksın değil mi abi? Yok. Neyse hadi gel, ben seni bırakacağım, gel. Olur. Şimdi bu durumda bayanı arkadan çarptığınız için her şekilde siz sorumlusunuz. Ben de memur beyciğim tam olarak arkadaşa yarım saattir bunu anlatmaya çalışıyorum. Umarım şimdi anlamıştır. Hanımefendi aniden durduğunuz için bana göre siz hatalıydınız da. Tamam neyse sorun değil. Yine başa sarıyoruz. Bakın beyefendi sizden hiçbir şey istemiyorum. Hasarımı falan da karşılamayın. Sayenizde hayatımın randevusuna geç kalmak üzereyim. Hiçbir şey istemiyorum tamam? Yine de tutanak tutmam gerekiyor. İsminiz ne? Onur. Doktor Onur Saygı. Sizin isminiz neydi? Pelyonsuz olmaz. Ya doktor bey ya. Maşallah son model arabam var ha. Ya bir şey diyeceğim. Doktor maaşı ne kadar mesela? Doktor maaşı mı? Ben seni. Ne doktoru ya? Evet ya ben bunu onu soracaktım. Sen de doktorsun. Bakıyorum kara. Of çok sıcak ya. Uf. Ne yapıyorsun? Üşü falan ayrıma açsana. Ya saçmalama burada soyunamazsın. Ay soyunurum güneşleneceğim ben yatıp. Güneşleneceğim mi? Evet. Ya saçmalama. Şuraya aç. Ya neyi açayım sandık mı istiyorsun? Evet ya dışarı çık ben tepmek istiyorum. Bakıyorum karanlık. Al açtım. Al. Çok eğleniyor ya. Oldu mu? Oldu geleyim. Arabayı kim kullanacak? Ne bileyim. Çok güzel burası ya. Ya bak yine aşağı atlayacaksın. Ya insene aşağı. Beklemez tabii. Bekler mi? Düşeceksin. Ya lütfen gidelim, gidelim ne olur.
atanabilsem keşke. Dur kulağına döneyim. Bir atanamıyorum bir türlü. Atanabilsem o da olmuyor ya. Ben atanamadığımı sana anlatmış mıydım ya? Evet anlatmıştım. Sen kıza mı baktın ya? Ulan hepiniz aynısınız be. Ya kıza falan bakmadım. Sakin ol. Ha. Peki bir şey diyeceğim. Hı. Ben neden atanamıyorum ya? Neden atanamıyorum ben? Çok sinirim bozuluyor. Neden atanamıyorum? Bence bunu çözebiliriz ya. Dur. Dur. Bekle. Ben seni götürürüm. Vay be adam. Bak. Önünüze bakın. Önünüze bakın hepiniz. Bir şey. Dünya dönüyordu. Dünya. Hadi Adil. Adil çıkış mı? Adil çıkmam gerekiyor buradan. Buradan. Adiler. Hayır. Kim o? Amcamlar. Amcam. Amcam var, yengem var benim. Amca, amca aç bir şey konuşacağım. Ha? Kaç bu? 309 bu. Tamam. Tamam mı? Anahtar var, burada şey var. Dur. Kart var. Aslan gibi çocuksun vallahi. Aç kart. Aç, aç ama ara. Ya, yanlış kart mı? Kredi kartı mı o benim? Hayır, kredi kartı değil. Ondan sonra hamle istiyor. Çok üzülsün, aç. Git. Ay. Dur, dur, dur. Efendim anne. Onurcuğum, Pelin Su'yla akşam buluşamamışsınız. Buluşamamış mıyız? Restoran önünde ufak bir kaza geçirince görüşmenize gecikmiş. Sen de beklememişsin. Telefonla aramış ama açmamışsın. Anne emin misin sen? Evet oğlum. Pelin Su şu an yanımda, kendisi anlattı. Pelin Su yanında mı? Anne ben seni birazdan arıyorum tamam mı? Onur sen neredesin? Ha tamam oğlum iştesin. Tamam sen müsait olunca bizi ararsın. İyi günler, iyi günler öpüyorum. Henüz annemin yanındaysa bu kız kim? İnanmıyorum. Onur ne yaptın sen? Sen ne yaptın Onur? Ne yapıyorsun ya? Niye bağırıyorsun? Bir sakin ol. Ya bizim burada ne işimiz var? Ben niye buradayım ya? Rezil olacağız. Cam açık. Sen bana bir şey yaptın değil mi? Ya, ne yapacağım? Sen bana bir şey yaptın ve ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yemin ediyorum sen bana bir şey yaptın. Söyle çabuk. Söyle. Yemin ediyorum seni öldürürüm. Eyvah ya. Bana bir şey yaptıysan. Doğru söyle dedim. Ya arkadaş.
şey yapmıyorum. Ne yapıyorsun ya? Nik. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey yapma. Doğru söyle dedim. Ya ben sana ne yapacağım? Zaten bir şey yapmış olsam hatırlardım, değil mi? Hatırlamıyorum, yok. Çünkü öyle bir şey yok, yapmadım. Emin misin? Emin misin dedim? Eminim ya. Sakin ol. Ya ben de hatırlardım, o kadar kötü olmadım aslında. Yani işte. Ana biz neden buraya geldik? Ne saçma ya? Ya bilmiyorum. O zaman dün geceyi unutalım, tamam mı? Tabii ki. Güzel. Zaten bundan sonra görüşme gibi bir niyetimiz de yok. Ya mümkün değil senle ben. Bir zahmet, bir zahmet. O zaman çıkalım hadi. Vallahi nasıl rahatladın belli değil ya. Aynen. Değil mi? Zaten çok saçmaydı. Bence de çok saçmaydı. O zaman? Ve çok memnun oldum. Bir daha görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal, hoşça kal. Telefonumu nereye koydum ya? Kafa bırakmadım kız. Ben de. Rezaletin son perdesi. Annem. 48 cevapsız mı? Ay annem kesecek beni. Kızım sen kimsin Lale ya? Sen kimsin ya? Gelir misin artık? Kız yok. Nilüfer ablamı aradım, ona da gitmemiş. Gel gel. Allah Allah. Allah kahretsin. Şeyi hastaneye arayalım. Yok ya şeyi arayalım. İtfaiye. En iyisi itfaiye arayalım. İtfaiye niye arıyoruz? Bu Lale bunun nereden çıkacağı belli mi olur kızım? Anladım. Aa anne. Çöp çatan kadını mı arasak acaba? O biliyordur belki. O sen. Sen o. Bugün de epey trafik var. Akşam maç var ya. Onur Bey, akşam maç ne olur? Onur Bey? Onur Bey, dün gece bir şey mi oldu? Hatırlasam. Allah Allah. Çok mu içtiniz? Yok, çok da içmedim aslında ama. Ne oldu ben de anlamadım Samet. İsterseniz bir yere uğrayalım, kahvaltı yapalım. Yok yok, direkt ofise geçelim. Tamamdır Onur Bey. Onur'da buluşamamanıza inan çok üzülmüş. En kısa zamanda telafi edelim dedi. Aslında ben yarın akşam müsaitim ama... Mutlaka Onur da müsaittir. Ben her şeyi ayarlar sana bildiririm canım. Yıldız teyzeciğim. Canım. Ben size birkaç soru sormak istiyorum. Ne gibi hayatım? Şimdi doğal olarak Onur'u en iyi siz tanıdığınız için... Onur ne sever, ne yer ne içer, nelerden hoşlanır, hobileri nelerdir? Daha önce hiç aşık oldu mu? Aşık olduysa neden ayrıldı? Yani bu bilgileri öğrenebilirsem... Yani biz uzun süredir karşılaşmadığımız için ilk buluşmamızda... biraz çekinebiliriz. Yani sohbet edebilmek açısından diyorum. Ben de seninle tam bunları konuşacaktım. Ama senin benden önce dile getirmiş olman ne kadar doğru bir karar verdiğimin göstergesi. Sen tam Onur'uma göre bir kızsın. Tamam canım. Sağ ol. Oğlanla buluşmamış gibi. Buluşmamış mı? Şu doktor giderken trafik kazası geçirmiş, kıza geç kalmış. Oğlan gittiğinde zaten bizim kız yokmuş bile. Buluşmadıysa nerede bu kız? Nerede? Allah'ım kızım başına bir şey gelsin. Getir bana bir şey getir. Ay kafayı yiyeceğim, ben çıkacağım. Kesin bir şey oldu mu? Sen benim yüreğimi mi indirmek istiyorsun kızım? Ben çok kötüyüm. Gebert çabuk! Kaçma! Ayağım! Kız sen buluşmaya da gitmemişsin. Gel! Kız kime ne yapıyorsun sen? Gel! Zafiyemden çıkma. Anne buluştum. Ne demek buluştun? Kızım saçmalama sana. Randevuya gel.
yiyecek. Anne bak yemin ediyorum ben niye yalan söyleyeyim sana ya? Anneciğim abla şu niye yalan söylüyorsun? Sen niye yalan söylüyorsun? Kedi terliğime. Anne. Atmayacağım anne. Atmayacağım. Ayağıma gireceğim. Çaktırma da anlat. Korkunlar. Korkunlar. Nasıl geçti? Geceyi birlikte geçirdiğimize göre. Allah cezanı vermiş. Anne bak geceyi beraber geçin. Anne gece. Bak bütün gece beraber geçin. Ama yemin ediyorum hiçbir şey olmadı anne bak. Yemin... Allah razı olsun. Ne olmadı? Bak geberteceğim. Bak kıvırdama. Kıvırdama. Gebedim. Anne. Anne. Anne bak. Sen doğrudun ya. Bak yemin ediyorum hiçbir şey olmadı. Vallahi. Vallahi birlikte geçin diyor. Kız parçalayacağım seni. Pabuç. Ya Onur Bey'e düştüğü şu duruma bakar mısınız? İnanmıyorum ya. Şaka gibi Onur Bey'e bakın. Yok artık. Kaç yaşında adamsın ya. Of. Ya Onur Bey ya. Arkadaşlar. Hayırdır sabah sabah bu ne neşe? Ha? Hiç. Siz az önce bir video izliyordunuz. Ne izliyordunuz bakayım ha? Ne olabilir Samet Bey yani? Aç bakayım şu videoyu sen. Aç bakayım. Çekil bakayım şuradan. Ya. Su var mı ya? Dalağım şişti. Onur Bey, siz dün gece ne yapmışsınız ya? Ne yapmışım? Ben de onu soruyorum, ne yapmışsınız? Hangi birini söyleyeyim? Yani bir gün sizi kendi başınıza bıraktım. Başınıza gelmeyen kalmamış. Samet, ne yapmışım söylesene. Ben söylemeyeyim, izleteyim ben. Şöyle alayım. Şimdi muhteşem bir ana şahit oluyorsunuz. Benimki... göğsüne lale yaptırıyor. Neden? Neden peki? Çünkü benim adım Lale. İnanabiliyor musunuz? Lale dövmesi yaptırıyorum. Evet. Lale biliyorsun. Heyecan var mı peki? Heyecan çok. Lale dövmesi yaptırıyor. Göğsüne yaptırıyor. Ben de göğsüme onur yazdırıyorum. Sen ciddi misin ya? Vallahi de billahi de. Yazdıracağım ya. Abi. İnanamıyorum. Ama adam işinin ehliymiş. Güzel olmuş yani. Kızım aramızda bir şey geçmedi diyorum. Gidip uyumuşuz. Zaten sızmışız ya. Hadi hadi. Bak iyi ki ben demişim iç çamaşırını değiştir diye. Yoksa rezil olacaktım vallahi. Nergis. Fih tamam sustum. Ay bu ne be? Abla. İnanmıyorum. Dövme mi yaptırdın? Yok artık. Onur yazdırmışsın. Tabii Lale seçimi biraz delikanlılığı bozmuş ama keşke oraya böyle bir ejderha olurdu. Samet. O zaman şey yapayım ben. Önce videoları sileyim. Ondan sonra onu sildirelim biz. Ya mesele silinip silinmemesi değil ki. Mesele benim bu dövmeyi yaptırmış olmam. Ben hangi kafayla yaptırdım bu dövmeyi ya? Vallahi hangi kafada nasıl yaptırdınız bilmiyorum ama... en azından biz çalışanlarınız olarak sizin farklı ve eğlenceli bir yönünüzü görmüş olduk Onur Bey. Rezil oldum, rezil. Aç şu bilgisayarı, bul kızı hemen sildir şunları hadi. Tamam, ben hallediyorum onu. Kim bilir daha ne videolar koydu. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Onur Bey. Hı? Bu hesap sizin hesabınız. Benim hesabım mı? Evet, videoları kız değil ki siz yüklemişsiniz. Nasıl ya?
Sen sokaktaki nohut pilavdan mı yedin? Aa ama en lezzetlisi olur. Un kapanında da var. O ne değil? Sadece o kadar olsa iyi. Midye dolma yemişim Samet. Biliyorsun ben nefret ederim midye dolmadan. Böyle bol limonlu güzel olur. Metroya binmişim. Bu kız ne yaptırmış bana böyle ya? Vallahi ne yaptırmış, nasıl yaptırmış bilmiyorum ama hepsinde de çok mutlu görünüyorsunuz. Güldüğünüzü görmek güzel bir onur bey. Ben mutludan çok sarhoş görünüyorum Samet. Hem de zil zurna sarhoş. Hadi hadi daha fazla kimse görmeden sil şunları kaldır. Hadi. Ben siliyorum şimdi. Efendim anne. Onurcuğum, Pelinsu yarın akşam müsaitmiş. Sen de müsaitsin değil mi? Yine aynı yerde mi buluşursunuz? Anne, benim yerime program yapmaktan artık vazgeç. Ben bu kızla buluşmak istemiyorum, buluşmayacağım da. Onur merhaba. Pelinsu. Kusura bakma tanıyamadım, hoş geldin. Önemli değil. Çok uzun zaman oldu tabii. Buyur lütfen. Teşekkür ederim. Sen hiç değişmemişsin ama ben biraz değiştim tabii. Vallahi bayağı bir değişmişsin. Bambaşka biri olmuşsun sanki. Sayende. Anlamadım. Sıkı bir rejim yaptım. Tabii bu sayede bayağı bir kilo verdim. Bu süreçte senin çok büyük bir katkın oldu. Bunun için sana teşekkür etmem lazım. Aslında benim senden özür dilemem gerek. Yani çocukken yaptığım şakalar için. Hiç önemli değil canım. Aslına bakarsan haksız da sayılmazdın. Sipariş verelim mi? Olur. Ben karamelize soğanlı demiglas soslu bir antrikot istiyorum. Bu benim buradaki favori yemeğim. Ben de aynısından. Kırmızı şaraba ne dersin? Ben bugün alkol almasam iyi olacak. Su yeterli. Madem sen içmiyorsun ben de sana eşlik edeyim. Ben de bir su alayım. Sağ ol. İlk defa annemin ayarladığı bir yemeğe katılıyorum. Sence de bu çok ilginç değil mi? Yani seni tanımasam asla böyle bir şey kabul etmezdim. Haklısın, haklısın. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Da yani yine de fena olmadı aslında. Anlat bakalım neler yapıyorsun? Ben Paris'ten yeni döndüm. 2 senedir orada moda eğitimi alıyordum. Çok güzel, çok güzel. Şimdi peki? Gönül isterdi ki kendi mesleğimle ilgili bir şeyler yapayım. Ama aile şirketine katılıp babamın omuzlarındaki yükü azaltıp ona destek olmam lazım. Sen neler yapıyorsun? Mühendissin değil mi sen? Evet. Ben de bizim kuzenle beraber işte bizim şirketin başındayız. Babayla amcam biraz erken emekli oldu. İşte şirketin bütün sorumluluğu üzerimizde biraz yani. Uzun zamandır hiç bu kadar sohbet etmemiştim. Zaman ne kadar çabuk geçti değil mi? Evet evet bence de. Ben de çok keyif aldım. Su, iyi misin? Sana açık olabilir miyim? Tabii lütfen. Senden etkilendiğimi de kabul etmem gerekiyor. Bu hem çok güzel bir şey, hem de çok korkutucu. Neden korkuyorsun? Ya, geçmişle ilgili konuşmayı çok sevmem ama beni anlaman için sana bunu anlatacağım.
lütfen. 4 yıl önce evlenmek üzereydim. Ben onun için her şeyi yapabilecekken o beni kariyeri için terk etti. Onur sen iyi misin? Neden korktuğumu çok iyi anlıyorum. Beni anlamam bile korkumu yenmeme yetti. Çok teşekkür ederim. Karıştırsın baksana şey. 3 ay oldu. Yani ne gelen var ne giden. Bir şey dedik, acaba hani menopoz mu? Çünkü hani 30 yaşında bile değil, daha çok erken. Çünkü riks oluyor şey olunca. Kızım riks değil mi çocuk için? Hani çocuk zor oluyor 30'dan sonra. O açıdan Allah korusun, daha çok erken. Daha neler göreceğiz. Kızınız için böyle bir şey söz konusu değil. Gayet sağlıklı. İşte ben dedim. Kendisi de bebeği de gayet sağlıklı. Bebeğim mi? Bebeği. 12 haftalık hamilesiniz. Tebrik ederim. Anne! 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 Vallahi gitti kadın! Anne! 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 Hayır gitti kadın! Anne! Anne! Kalk! Allah tamamını erdirsin. Bir yastıkta kocayın. Kızım. Çok teşekkürler. Mutluluklar. Babaanneciğim. Harika bir çift olduğumuzu tebrik ederim. Değil mi? Teşekkürler anneciğim. Teşekkür ederim. Oğlum. Tebrik ederim. Sağ olun anneciğim. Çok mersi efendim. Sağ olun. Babacığım. Ay bu nasıl zayıflamış böyle ya? Yakışmamış ama değil mi? Böyle bir çirkin olmuş. Yüzü çökmüş sanki. Ya 10 yaş atmış be. İğrenç. Hiç fena değil. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Kendimi ifade edemedim. Asıska ya. O çiroda. O çirkin ördek yavrusunu, o tahta bacaklı yaz. Öyle demek istemedim. Peki ne demek istedin tam olarak Erol? Filizciğim. Tatlım. Aa, Erol lafın gelişi söyledi. Değil mi Erol? Yapmayın çocuklar. Bakın herkes bize bakıyor. Lütfen. Hayır yani kavga ettiğinizi düşünüp hakkınızda dedikodu çıkarmalarını mı istiyorsunuz? Özür dile Filiz'den canım. Erol'cum babaannem bakıyor. Hadi yavrum. Özür dilerim. Ay ben seni kırdım mı miniyim? Güzellik, sen beni mi kıskandın, neyi mi kıskandın acaba? Bak bakalım şu ortama, senden daha güzeli var mı? Yok değil mi? Şöyle bir alıcı gözle bakıyorum. Yok. Hadi çocuklar, gelin Onurları tebrik edin. Ay anneciğim, babacığım. Bana bir 5 dakika verir misiniz? Saçımı, makyajımı tadilip geleyim. Ruh halim saçlarıma da yansıyor da. Ay tamam güzel kızım, hadi git, biz seni bekliyoruz. Anneciğim, babacığım diyor bir de ya. Ben niye bununla evlendim? Neden bana kimse engel olunmadı? Ay ne yapsaydık yani? Allah Allah. Hatırlayın. Nişan atmaya karar verdiğinizde evinizi başınıza yıkarım dedi. Unuttunuz galiba. Evet, yıkarım dese iyi. Hepinizi diri diri yakarım dedi. Ay. Yavrum, bu kız senin başka biriyle evlenmene de müsaade etmezdi. Biz bunu mecburen aldık. Anneciğim etmez zaten. Onu da dedi. Başkasıyla evlenirsen o güzel yüzüme kezzap atacağım dedi. Ay. Allah korusun.
Farkındaysanız susuyorum. Çünkü benim de ruh halim saçıma yansıyor. Bakın. Demeyeceğim diyorum. Ama yine diyeceğim. Ben demiştim. Artık geçmiş olsun. Sus Çağrı. Sus artık. Olan oldu. Şu kız hayırlısıyla bir hamile kalsın, bana o torunu versin. Ben biliyorum yapacağım. Dua et de önce şu kız hamile kalmasın. Tövbe yarasın. Ya kursun. Geliyor, geliyor. Geldi prenses. Makyajımı da tazeledim, geldim. Ay umarım şimdi beni görünce fesatlıktan çatlamaz. İnşallah çatlamaz. Gel. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Yiğicim. Yengeciğim. Onur diyorum. Yengeciğim. Tebrik ederim canım. Tebrikler. Teşekkürler. Amca. Şöyle bakıyorum, arkamdan hızlı hızlı koptun geliyorsun. Ama arkamdan. Tebrik ediyorum. Tebrikler. Sağ ol kızım, sağ ol. Mutluluklar. Ne haber Pelinsu? Tanıyamadın mı? Ay kilo beyinden de gitmiş galiba. Filiz ben, Filiz. Hani ortaokulu birlikte okuduk. Gerçi sıra arkadaşıydık diyemeyeceğim. Çünkü sırayı sadece sen tek başına kapladığından kimse senin yanına oturamıyordu. Kusura bakma Filiz'ciğim. Çıkaramadım. Çünkü sen de tanınmayacak hale gelmişsin. En kısa zamanda düğününüzü de görelim inşallah. Tabii hemen arkasından da bebişinizi. Erol da Filiz de bu aydan itibaren... Ay, denemelere başlayacaklar. E tabii canım, artık o balayları, o cicim ayları onların hepsi geçti. Anneciğim, sizin için de 3 ay yeterli bir süre artık değil mi? Çocuklar karar verdiyse... Erol? He? Ha, aa, evet babaanneciğim karar verdik. Siz evliliğinizin tadını 3 ay çıkarın dediniz diye 3 ay evliliğimizi doya doya yaşadık. Zaten ben Filiz'imi ilk gördüm, dedim bu ne? Dedim çocuklarımın anası bu dedi. Bu durumda torunumuzu yakında kucağımıza alırız inşallah. Nasip. Onur'la Pelinsu da fazla uzatmak istemiyorlar. Aynen öyle. Rahmetli hayatta olsaydı da... şu anı bir görseydi. Rahmetli sağ olaydı... bu anı biraz zor görürdü anneciğim. Şu hale bak. Rezil olduk, rezil. Anne, yemin ediyorum kimseli bir şey yaşamadım diyorum ya. Gökten zembille mi indi bu çocuk? Sen Meryem ana mısın manyak? Anne, sen çok istiyorsun diye olmuş olamaz mı? Kız sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kim bu çocuğun babası? Kim? Anne, yemin ediyorum hiç kimseli hiçbir şey yaşamadım ben ya. İyi düşün. İyi düşün. Ay benim burada ne işim var? Bir sakin ol. Ya bizim burada ne işimiz var? Ben niye buradayım ya? Kız. Ben hatırladım. O doktorla beraber olduğun gece bir yanımıza hiçbir şey geçmedi demiştin. Kurala el basmıştın. Kız ne? Herkes için cimcirip durma ya. Bak bilen. Sen o herkese dua et. Ben sana neler yapardım. O herkes olmasaydı. Hemen, hemen o doktorla evleniyorsun. Anne saçmalama, tanımadım etmediğim adamla ne evleneceğim ben ya? Kızım daha ne tanıyacaksın? Hamile kalmışsın işte adamdan. Hemen ben onun adresini bulacağım. Sen gidip konuşacaksın. Ya hayır ya, öyle bir şey yok. Ne hayırı? 3 aylık çocuk var şu anda. Konuşacaksın. Yapmadan evvel düşünecektin. Düşünme. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım.